her enstrümanda aşırı dalgalanma göreceğiz. Bu da aslında bir nevi bireyleri ve şirketleri spekülasyon yapmak zorunda bırakıyor. Yani şunu bir kez daha da net açık ifade edeyim. Siz eğer örneğin sevgili Ebru sen maaşını aldın diyelim ve tamamını tasarruf yapacak kadar şanslısın. Kenara koydun. Bir yıl, iki yıl sonra reel olarak para kazanmandan bahsetmiyorum. Bugün satın alabildiğin her şeyi aynı şekilde daha az değil, daha fazla değil alabileceğin bir finansal enstrüman ne yazık ki yok. Dolayısıyla insanlar paraları erimesin diye şirketler de bunun içinde, bireyler de bunun içerisinde. Bizler bu enflasyonist baskıdan, açıklanan manşet enflasyondan bahsetmiyorum. Hepimiz yaşıyoruz. Küresel olarak bir problem bu. Çok büyük bir varlık enflasyonu içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. İşte kereste fiyatları %30 yükselebiliyor bir ayda mesela gibi. Mesela dünyada otomotiv firmaları bu çip, elektronik bileşen tedariğini elde edemeyen, onu sağlayamadıkları için dünyadan üretimlerini ara veriyorlar. En son Türkiye'ye de yansıdı. Aynen tüm dünyada öyle. 1 milyon adetlik kayıp olacak. Yani bireylerin risk almadan, evet, tasarruflarını hiçbir getiri beklentisi olmadan sadece önümüzdeki yıla bozulmadan aktarabilmeleri için bile spekülasyon yapmaları gerekiyor bugün. Hı. Neden? Ya, üretim çünkü bile dünyada talep faizler var ama sıfır. Yapamıyorsunuz. Evet, dünyada faizler sıfır. Size merkez bankaları diyor ki ben kimseye faiz falan ödemiyorum, başınızın çaresine bakın. O yüzden Bitcoin için 2016-17 bull marketinden, boğa piyasasından çok daha farklı bir boğa piyasası görüyoruz. Hı hı. Çünkü bu ihtiyaç artık şirketleri de vurmaya başladı. Genel olarak ekonominin çok büyümediği veya birçok ülkenin küçüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Ama bazı şirketler çok büyüyorlar. Piyasa değerleri çok artıyor. Bazı şirketler çok küçülüyorlar. Teknoloji. Bunun ortalamasına bakıp bu sene büyüdük küçüldük gibi yorum yapmayı ben çok sağlıklı bulmuyorum ekonominin geneli açısından. Çünkü içeride inanılmaz şeyler oluyor. Fiyatlar için de aynı şey geçerli. Bazı fiyatlar %30 düşüyor, bazıları %30 yükseliyor. Yani bir eliniz kaynar suda, bir eliniz buzlu suda ama size diyorlar ki merak etme elin ılık suda. Böyle çalışmıyor hayat. Bir grup insan veya bir grup şirket finansal olarak sunduğu hizmetler olabilir, başka hizmetler olabilir. Orada büyüme sağlarken bir grup şirket veya insan mevcut koşullarında etkisiyle büyüyemiyor. Dolayısıyla insanlar tasarruflarını korumakla ilişkin bir derdin içine düşmüş durumdalar. Bireysel, kurumsal. Bireysel olarak da, kurumsal olarak da. O yüzden işte para da kolay hareket edebildiği için ürünler arasında, ülkeler arasında, kurlar arasında, emtialar arasında çok rahat hareket edebiliyor. Burada Bitcoin işte eğer orta uzun vadeli bakabiliyorsanız tüm bu kaos içerisinde mükemmel bir güvenli liman sunuyor diye düşünüyorum. Biz çok, şu soru hala geliyor, bir şey olursa ne olur? Bir anda işte her şey yok olabilir mi? Bir tuşa basarlar her şey gider mi? Hı hı. Bazıları da diyor ki işte şirketlerin artık bilançolarına girdi. Şirketler varlık alımı yapıyorlar. Dolayısıyla 2017-18'den çok farklı, 2008'den çok farklı bir dönem. Hı hı. Artık ülkeler bunu tartışmaya başladı. Evet. Bir de bağımsız olması, bir merkez bankasının olmaması avantaj. Hı hı. Şimdi bu avantaj mı, dezavantaj mı? Bu böyle bir düğmeye basılır yok olur gibi bir soru ve hala bunu böyle algılamak ya da bir korku yaşamak normal mi? Aslında normal. Bu tür teknolojik dönüşümlerin hepsine, evet, insanlar çekinceyle yaklaşıyorlar. Otomobiller ilk bulunduğunda da bir insanın, yani at varken niye otomobile ihtiyaç duysun? Ancak suç işlemişsindir, çok hızlı oradan kaçman gerekiyordur gibi argümanları da, veya internet için, yani normal bir insan interneti niye kullansın ki? Veya evimizde bir bilgisayara ihtiyaç olması için bir gerekçe göremiyorum diyen bir sürü geçmişte fikirler görüyoruz. Hı hı. O açıdan bakıldığında tek bir düğmeye basınca merkezi bir yapı olmadığı için Bitcoin'deki risk diğer para birimlerine göre çok daha düşük. Çünkü basılabilecek bir düğme yok. Dünya üzerinde on binlerce düğmeye aynı anda basılması bir yer lazım. Yok, evet. Dolayısıyla o açıdan güvenli. Ama bir yandan da insanların bu değişim dönüşüm sürecindeki kaos içerisinde doğru analiz yapmalarının da ne kadar güç olduğunu farkındayım. Yani hepimiz finans profesyoneli değiliz. Hı hı. Ama burada çok basit bir denge var aslında sevgili Ebru. O da risk ve getiriyi beraber bakmak. Şimdi ben Bitcoin ile ilgili değerlendirme yapanlara bakıyorum. Bir kısım sadece riske odaklanıyor. Belirgin, evet, açılardan doğru, haklılar. Doğru. Bir kısım da sadece getiriye odaklanıyor. Doğru. Bu neye neden oluyor? Siz ikisini beraber değerlendirmediğinizde bir grup insan için bu çok riskli diyerek Bitcoin'e yatırım yapmamış diyelim. Hı hı. Belki de o riski almak için yeterince finansal gücü, vade bekleyebilecek kapasitesi var. Ama sadece riske odaklandığı için bu adımı atamıyor.
Veya aslında belki de doğru bir yatırım enstrümanı olarak kendisine çok uygun olmadığı halde sadece getiriye odaklanarak bu Bitcoin olabilir, farklı kripto olabilir, GameStop hissesi olabilir veya bakır olabilir, hiç fark etmez. Sadece getiriye odaklanarak ona konsantre olmak, ama artık dünya çok karmaşıklaşıyor. O yüzden bizim de tüm yatırım kararlarımızı risk getiri analizine göre vermemiz lazım. Ne kadar risk alıyorum? Bunun karşılığında ne kazanacağım? Bir birim risk alıp bir birim kazanıyorsanız, yani bunu örnek olarak açıklıyorum. Ona hedefliyorsanız başka bir portföyünüz veya bakış açınız olmalı. 10 birim risk alıp 1000 birim getiri hedefliyorsanız başka bir bakış açınız olmalı. Doğru. Yani zaman zaman soruyorlar işte Bitcoin mi, altcoin'ler mi gibi. Evet, şimdi oradaki yaklaşımı da ben bu kadar hızlı yükseldi. Bu büyük bir dalgalanmayla yine aşağıya iner ve orada uzun süre bekler miyiz diye de çok soruluyor. Yani şimdi çok kısa vadede olayı sadece sizin yaptığınız analizle ters düşüyor bu soru. Farkındayım, evet, ama bunu soran çok kişi var. Bunu da gayet anlayabiliyorum. Fakat burada asıl konu dediğim gibi risk ve getiri analizini iyi yapmak. Eğer siz 12-18 aylık vadede en azından belirgin bir tutarı Bitcoin'e yatırmak için portföyünüzde yer bulmasını istiyorsanız, bunu doğru koşullarla yaptığınız zaman faydalarını görebilirsiniz. Eğer gereğinden fazla, alabileceğiniz riskten fazla yatırım yaptıysanız, çok mesela kısa vadede arabanızı, evinizi satıp kesinlikle böyle bir yatırım çok kısa yapmayın vadede, uyarısı çok sık aynen, geliyor. Aynen. Çok kısa vadede ihtiyacınız olacak bir parayla yatırım yaptıysanız yapmayın. Bitcoin öyle güzel bir şey ki insanlara sunduğu değer önerisi belirgin bir vadede ortaya çıkıyor ister istemez. Sayısı sınırlı olduğu için, anonim olduğu için. Burada aslında bizim üstümüze düşen şey doğru risk değerlendirmesi yaparak, sadece getiriye değil, sadece riske değil, risk ve getiriyi beraber analiz ederek ben nasıl bir vadede, nasıl bir finansal hedefle bu yatırımı yapıyorum? Bu soruyu sorarsak kendimize ve cevabını yüksek sesle tekrar edersek sanırım doğru bir portföy oluşturabiliriz. Buradaki Bitcoin avantaj, dışındaki altcoin'lerde de startup'lar gibi bakmak lazım. Yani Uber'i 5 milyon dolardan, Airbnb'yi 1 milyar dolardan almaya çalışmak gibi düşünebiliriz. Altcoin'lerin bazılarında geleceğe ilişkin değer önerisi var, büyük fırsat sunuyorlar. Mesela ama Zoom'u önemli bir kısmı belki 3 yıl sonra var olmayacak. Para dağıtıyor. Bunu da bilinçli bir şekilde değerlendirmek lazım. Fakat hep vurgulamaya çalıştığım şey şu. Evet, ben BTC Türk CEO'suyum. Çok fazla altcoin soruluyor. En çok hangileri soruluyor size? Ben hepsi. En çok yükselen hangisiyse o soruluyor. Yani bu bir kuraldır. Genelde fiyata ilişkin insanlar hep fiyat alıp satarlar. O yüzden şu anda da belirgin bir boğa piyasası içinde olduğumuz için tabii alım satımdan para kazanmak görece olarak daha kolay. Ama risk ve getirisini doğru hedefleyemeyen potansiyel veya mevcut kullanıcıların zararlı olacağını düşünüyorum. Nereye bakacaklar? Fiyata bakmayacaklar, nereye bakacaklar? Ya bir kere bu kişisel bir şey. Öncelikle bunu anlamamız lazım. Yani benim de çevremden, ya işte sizin uygulamayı indirdim, biri gelip bana anlatsa, hesap açsam da alsam Bitcoin diyor. Diyorum ki Bitcoin öyle bir şey değil. Bitcoin sen WhatsApp'ın gibi, yani kişisel olması gereken veya senin sosyal medya hesabın gibi. Anladım. Öyle sen bir süreç. Dolayısıyla yatırım kararlarının da bireysel çerçevede olması lazım. Makro olarak ben Bitcoin'in gelecekte sunduğu değer önerisiyle daha iyi bir noktada olacağını düşünüyorum. Ama bu yüksek dalgalanmalardan geçmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer siz bir ay sonra lazım olacak bir parayla veya iki ay sonra geri vermeniz gereken bir varlığınız varsa onunla, ya da tek bir şekilde birikiminizse, veya tek birikiminizse bu yatırımı yapıyorsanız bunun sizin önünüze problem açma olasılığı son derece yüksek. O yüzden ben Bitcoin'e yatırım yapacak yatırımcılara, dayanma gücünüz ve tasarrufunuz, vade en önemli konu. Eğer uzun vadeli bekleyebiliyorsanız, ki biz Türkler bu konuda çok iyiyiz, yani cumhuriyet altını alıp çocuk doğduğunda yastık altında evlenirken, okula giderken bozarım diyebilen bir kültür. O yüzden basiretli bir portföy yaklaşımıyla ben Bitcoin'in önemli fırsat sunduğunu, bu fırsatı da mevcut finansal koşulları gözeterek enflasyon olmamasından, sınırlı sayıda olmasından, para basar gibi basılamayacağından yola çıkarak da söylüyorsunuz. Eğer bugün herhangi bir insanın ve dünyanın durumuna bakarak, ben paramı kenara koydum ve %100 eminim bir yıl sonra alım gücümü kesinlikle kaybetmeyeceğim. Öyle bir enstrüman olan varsa bana söylesin. Olmadığı için insanlar spekülasyon yapmak zorunda hissediyorlar kendini. Çünkü güvenli liman dedikleri varlıklar da volatil. Sadece Bitcoin volatil değil. Altın gramı 700-800 lira mıydı? Tam rakamları hatırlamıyorum. 550 lirayı görmüştük. 400 lirayı, yani 2100 dolardan 1600 dolarlara geriledi. 2000'e yaklaşırken 1956 doları gördü, oradan 1700 doların altına indi. Aynen öyle. Veya Türkiye'nin çok güzide şirketleri var. Borsa İstanbul'da hisse senetlerine alınıp satılıyor. Volatilitesi son derece var, yüksek. Tabii. İşte demir cevheri diyoruz, petrol diyoruz,
dünya ekonomisi